Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Rabbi yesir ve la tuasir rabbi temmin bil hayr. Fatma annemiz radıyallahu anh cennetteki makamı. Cabir-i Sadık radıyallahu anh nakleder ki Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva radıyallahu anh cennette dururlar iken Cebrail aleyhisselam gelip Adem aleyhisselamın elinden tuttu, dolaştırmaya başladı ve köşke geldiler. Bir köşke geldiler. Kerpiçleri altından ve gümüşten, pencereleri yeşil zümrütten olup İçerisinde kızıl yakuttan bir tat var idi. Tat üzerinde güzel yüzlü biri oturmuş idi. Başına nurdan bir taç, iki kulağına inciden iki küpe, boynunda nurdan gerdanlık var idi. Adem Aleyhisselam'ı görüp hüsnü cemaline ve güzel görünüşüne hayran oldu. Hurilerin güzelliğini unuttu. Bu güzelliğe hayran oldu ve sonra Ya Rabbi, bu suret kimindir? Hitap geldi ki Habibimin kızı Fatıma'dır, Zahra radıyallahu anh'ın suretidir. Başında olan taç babasının nurudur. Aleyhisselam. Boynundaki gerdanlık zevcesi İmamı Ali'nin radıyallahu anh'ındır. Kulaklarındaki iki küpe iki oğlu Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anh'ındır. Sonra Cebrail aleyhisselam yukarıya bak dedi. Adem aleyhisselam başını kaldırdı. Beş kapı gördü. Beşi de açık idi. Her birinin üzerinde ikişer kelime yazılmış idi. Allahu Teala ismi Muhammed Aleyhisselam'ın ismi. İkinci kapıda Allahu Teala ismi Hazreti Ali'nin ismi. Üçüncü kapıda Fatıma Zahra ismi. Dördüncü kapıda Hasan Radyo, beşinci Hüseyin radıyallahu anh. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ey Adem bu kelimeleri yani dört isim Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma Zahra, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Beş isim. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali, Fatıma Zahra, Hasan ve Hüseyin. Bu beş ismi iyi ezberle. Ey Adem, bu kelimeleri, bu isimleri iyi ezberle ve hiç unutma. Bir zaman gelir ki lazım olur. Bu isimlerle muhtaç olursun. Vaktaki Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıldı. 300 yıl devamlı ağladı. Bir gün gaipten bir ses gelip bu isimleri hatırlattı. O zaman ellerini kaldırıp ya Muhammed, ya Aliül ve ya Fatır, ya Muhsin, ya Muhammed Ali hürmetine için ve Fatıma hürmeti için, Hasan Hüseyin için hürmeti için beni af ve tövbemi kabul eyle deyip dua etti. Allahu Teala buyurdu ki ya Adem bu beş kimsenin hürmeti için kıyamete kadar gelecek olan evladının günahlarını affını isteseydin bu saydığın isimleri hatırı için affederdim. İşte kardeşlerim biz de elimizi açtığımız zaman ilk önce Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bu beş ismi Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma Zahra, Hasan ve Hüseyin hatırına isteyelim ki duamız kabul olsun. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.